اللہم الم صلی اللہ محمدن و علع محمد, محمد ان کا مٰ صلی اللہ تعالیٰ ابراہیمہ و علع علیہ ابراہیمہ ان کا حمید المجد اللہ مبارک علام محمدن و علیہ علیہ محمد, محمد ان بارک مبارک تا علیٰ ابراہیمہ و علیٰ علیہ ابراہیمہ ان کا حمید المجد بگن کو حدیث میں تقرر بہاری یعنی صحیح بخاری دن حدیث علیٰ جاز حدیث دہ سمزدہ Hazreti İbn Abbas رضی taala şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Kâin-ı Nabi o sallallahu aleyhi ve sellem acvadan nasibil hayre Peygamber Aleyhissalatu vesselam genel olarak da herkesten daha çok cömert idi yani günlük hayatında diğer insanlardan çok daha ziyade en en çok cömert olan oydu. وَقَانَ قانا مَا يَكُونُ ما یقون اما رمضان دا دہا چوک جو میر تو دو نژ رمضان دا دبی ہینا یلقاہ یا اونا جبرائیل جبراہل لے گروش میل دین دے وقان جبراہیل علیہ السلام یا لکاہو کتین و جبرسۃسلام گیجے پیغمبر احفد نے صلی اللہ علیہ وسلم میں دی وَقَانَ جِبْرَيْهِ الْاَسْلَامِ يَلْقَاهُ قُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْ سَالِخَا وَبُدُرُمْ رمضان بیتین جے قدر ادر دیوان میں دیندی ہر گن جبریل علیہ السلام کے لئے یارزو علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن پیغمبر فندی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ, علیہ السلام وہ ہر گے جے قرآن کریم اخور دو فائضہ لاکیاہو جبریل علیہ السلام کانا عجبہ دبیل خیرے من الریح المرسلات جبریل علیہ السلام بو گلی پیغمبر علیہ السلام لے رمضان دا گروشتو زمان پیغمبر علیہ السلام اولی سینے حائر دا جمعر تلو دو ہر تلو حائر دا اولی سینے جمعر تلو گو کہ سن کے کارش دا ہزل درولا میں آن ہزل بیر روزگارہ بین دی دو اولی ہزل بیر روزگار کہ انہوں کارش سندہ insanın durması mümkün değildir. Yani o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır da cömert dururdu. <laughs> Pardon. Şimdi bu hadisten biz şunu anlıyoruz. Em, i̇nsanın Ramazan'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme em, uy, uy, uyarak em, çok fazla iyilik yapması lazım. Yani sadece bu cömert idi bu para salmanın da cömertti, anlaşılmasın. Çünkü diyor ki acibade bil hayr, hayır konularda, hayır şeylerde o çok cömert olurdu. En çok cömert olan insandı. Şimdi bizim bir de cimri olmamız lazım günlük hayatımızda da ve özellikle Ramazan geldiğinde de daha çok e, cömert olmamız lazım ama ਤਕਰਾਰ ਸੋਇਲੀਮ ਬੁ ਜੁਮਰਤ ਉਲੁਸ਼ੂ ਸਦ ਜੇ ਪਾਰਾ ਸਾਲ ਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਈਲੀ ਕੋ ਨੂੰ ਸੁੰਦਾ ਦੇ ਬੁ ਜੁਮਰਤ ਉਲੁਸ਼ੂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੋਇ ਲਦੀ ਹੋ ਸੋਨਾ ਉਹ ਹਦੀਸ ਤਨ ਬਾਸ਼ ਕਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਨ ਯੂਰ ਬਕਨ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਤ ਵਸਲਾਮ ਕੀ ਵੀ ਤਰ ਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂਰਲੂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤਕਵਾਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜੋ ਐਨ ਜੋ ਕਾ ਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਣਾ ਬੁਨੀ ਮਤਨ ਨਸੀਬਤੀ ਬੁਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਕਨ ਉਹਨਾ bir e, Allahu Teala tarafından bir lütuf edildiğinde, e, mesela Cibril Aleyhisselatü Vesselam kendisine geliyor, her gece geliyor, görüşüyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem a, 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 allah Teala tarafından böyle bir nimet, böyle bir e, lütuf indiğinde, O, buna teşekkür olsun diye, O'nun mahlukatına karşı çok daha cümert oluyor, çok daha iyi oluyor, sani ee, sevinçlerle bir manada uçuyor. Teşekkür duygularla o daha çok onun boyun eğiktir Allah indinde. Ee, bazı insanlar eğer bir iyilik yapıyorsa, onlara bir iyilik nasip oluyorsa, onlar yanlışlıkla e, bunu tersine yapıyorlar. Onlar zannediyorlar ki işte benim yapan sadece benim, başka kimse yok. Bu sadece e, benim bir özelliğimden kaynaklanıyor. Böyle bir duygu insanlara kibre götürüyor ve bu kibir duygusu onları diğer insanlardan uzaklaştırıyor. çok kendine yapılan özel bir muamele gibi görüyorlar. Halbuki onlara ne cibreleniyor ne de bu şekilde bir nimet onlara nasip oluyor. Yani günlük işte bir iyilik yapmaya nasip olduysa veya bir diyelim, namaz kılmaya nasip olduysa ve etrafındaki namaz kılmıyorsa bu insan bu namaz kılan insan kendini daha ustun görmeye başlıyor veya bir insan cömert sadece bir iki konuda o kendini daha başkalarından daha ustun görmeye başlıyor ve böyle bir şey hem onun insanlardan uzaklaştırıyor hem de yani Allah'ın mahlukatından daha doğrusu uzaklaştırıyor hem de onun kibre saplanmasına neden oluyor. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini uyacak olursak, onun ahlakına uyacak olursak, bizim yapmamız gereken nedir? Eğer bize bir hayır nasip olduysa, bizim de hayırda daha çok artmamızdır, daha çok ilerlememizdir. mesela eğer birisine Allah-u Teala Ramazan orucunu nasip ettiyse, işte örnek olarak, onun in, buna karşı da Ey Allah senin sana nasıl teşekkür ederim. Sen bana Ramazan urucunu tutmaya nasip ediyorsun. Ben ben nelim bunu karşılığını hiç ödeyemem mümkün değildir ve bu duygu onu daha çok ibadete iyi yönlendiriyorsa, daha çok insanlarla iyi muameleye yönlendiriyorsa bu onun iyilikte artmasına daha ilerlemesine neden olur. Bu aslında bu manadır ki bir insan bir iyilik işlerse ona 10 on tane en azından sevap yazılır. Yani siz eğer iman ile eğer Allahu Teala mutlaka benim zaaflarıma rağmen ben bana bunun mukafatını verecektir diye düşüncesiyle ve iyi niyetle eğer yapıyorsak bu iyilik iyilikler ve bunun neticesi mutlaka bizim boynumuzun Allah'ın yanında eğilmesidir, O böbürlenmesi değildir. Eğer ve böylece bir iyilik başka bir iyiliğe, ikinci iyilik üçüncü iyiliğe, üçüncü iyilik dördüncü iyiliğe iyiliğin doğmasına sebep olur. Tabu bu şekilde iyilikten iyilik doğar. Bu, bu aslında ki efendim bir iyiliğin sevabı veya karşılığı on, on lider, Yani on iyiliktir. Yani insanın içinde iyilik sevgisi artıyor ve iyilikten sonra iyilik, iyilikten sonra iyilik, iyilikten sonra iyilik yapıyor. Bazı insanlara görüyoruz diyorlar ki ya ben iyilik yaptım işte çok yaptım işte artık usandım bu iyilik yapa yapa insanlar böyle yapıyorlar insanlar böyle su istimal ediyorlar falan. Bu, bu ne demektir hani bu insanlar aslında iyiliği Allah için yapmamışlardı. Eğer Allah için yapmış olsalardı bıkmazlardı, usanmazlardı. Tersine içlerinde iyilik sevgisi daha çok artacaktır ve o iyiliğe doğru atılan adımlar önceden daha 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 fazla daha hızlı bir şekilde o atmaya başlayacaktı böyle bir insan. işte yani kısacası yani bu hadisten biz bunu anlıyoruz. Yani iyilik, iyiliği karşında Allah bize bir iyilik bir hayırda bulunuyorsa ki Allah-u Teala her zaman bize iyiliklerde hayırda bulunuyor. O zaman bunu her iyiliği hissederek insanın bunu hissetmesi lazım. ki benim Rabbim lutfudur lütfudur beni ne? Onun ona karşı daha çok tevazuya girmesi lazım.

Ee, Ramazan ayı içerisinde genel olarak da ama Ramazan ayı içerisinde e, bütün Kur'an'ı bir şekilde bitirmeye çalışması lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, e, o güne kadar, o Ramazan'a kadar inmiş olan Kur'an'ı Cibreyle sallallahu aleyhi ve sellem ile okurdu. E, ve son Ramazan'da da iki kere hatam, indirmiş. Yani her Ramazan hatam indirirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, bunu da insanın yapması lazım. Bir mümin bir insanın ee, tabi bu hiç, sadece bu ne Ramazan ile özgü ibadetlerdir diye düşünmememiz lazım. Ramazan aslında hayrin ve iyiliğin zirvesidir. Tam burada bütün hayaller, iyilikler toplanıyor bu bir ay içinde. E, hay hayat bunca biz bu bir mumin iyilikler yapar ama e, her sene Ramazan geldiğinde e, Ram bu Ramazan ayında iyilikleri onun yaptığı güzel işler o zirveye çıkar. E bu hadislerden anlaşıldı gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı gibi. Onun için bizim de Ramazan ayında iyiliklerimizi zirveye çıkarmaya çalışmamız lazım. Mesela oruç tutmayan insan için efendim sen fidyeyi ver diye emir verdin Ama eğer bir insana sağlık nasip olduysa, bununla beraber oruç tutmaya nasip olduysa o Allah'a şükür etmek için eğer Allah dünyada Milyonlarca var oruç tutamayanlar, sağlık nedenlerinden dolayı ve milyonlarca aç kalanlar var. Sen bana hem maddi gücü verdin, hem oruç tutmaya gücü verdin, sağlık verdin. Ben de senin yoluna bu insanlara yardım olmak için fidye veriyorum diye mesela adım atabilir işte. Yani buna benzer kendisi düşününce benim Rabbim bana böyle bir iyilik yaptı. Bunun karşısında ben onun kullarına nasıl bir iyilik yapabilirim? O zaman Ramazan'ın tadı olur, o zaman Ramazan'ın ecri olur, o zaman Ramazan Allah için geçirilen bir Ramazan olur. Allahümme salli ya Muhammedin ve ala Muhammed kema salli ala İbrahim'e ve ala ala İbrahim'e innaka hamidun mecid.